Geçmiş olsun Yiğit Bey. Eline ne olmuş öyle? Elini bırak da surata bak. Beş karış. O kız yüzündendir kesin. Okumadın mı gazeteyi? Resmen Kerem Sancaklar'la el ele. Aman manken bozuntusu işte. Düşsün Yiğit Bey'in yakasından. Ben Nijil Hanım'ı tutuyorum valla. Kadın hem anne hem hamile. Bizim bu nasıl olur böyle ya? Sabır ver. Yiğit toplantıda. Yiğit. Yiğit eline ne oldu? Yiğit. Yok. Yeter ulan yeter. Yeter sığamıyorum. Odalara sığamıyorum ya. İyi. Dilin açıldıysa. Gerçi sormaya cesaret edemiyorum ama elin böylese kim bilir Sancaklar ne halde. Yok ben inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Bir değil bin tane de haber yaptırırsa. O fotoğrafları gözümün içine soksa da gözüme baka baka ben o adamın elini tutuyorum dese de inanmıyorum. Benim yüzümden yaptı. Benim yüzümden. Beni durdurmanın başka yolunu bulamadı. Bunu da yaptı en sonunda. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ha? Beni uzak tutmak için o fırsatçının eline düştü. Ya ben inanamıyorum ya. Bu kadar gözünün kara, bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Saftır o ya. Onun aklı ermez böyle ayın oyun işlere. Yapay yapay hareketlere aklı ermez onun. O fırsatçının işi bu. O aklına girdi kızın. Sen Yiğit'ten kurtulmak mı istiyorsun? Al, al sana fırsat. İşte senin kahramanın dedi. Ya o herif resmen beni kullandı. Resmen Nur'a yanaşmak için hiç utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, benden korkmadan kullandı. O herif var ya, ya ben burada ne yapıyorum ki? Ben burada kendi kendime konuşup, kendimi yiyip ne yapıyorum ki? Ben şimdi gidip ben o herif... Ya uzanı burnunu kıracağım onun. Saçmalama oğlum ya, bir kendine gel ya. Bir sakin ol, bir dur, bir konuşalım ya. Ya neyi konuşayım abi Allah aşkına, ben neyi konuşayım ya? He? Ya ben insan olayım. Ben o yaka silktiği ayı olmayayım diye düşünürken o flaşların önüne geçip o sahte dünyalarında gel Yiğit. Gel bu dünyayı başımıza yık deyip... Ya Yiğit! Allah aşkına yeter oğlum ya. Dünyalarını başına yakacakmış. Yok ya. Eşkıya mısın oğlum sen? Ne hakkın var senin Nur'dan hesap sormaya? Cahit bak. Asıl sen bana bak lan. Asıl sen bir bana bak bana. Hatta beni de boş ver. Şöyle otur da bir kendine bak ilk önce. Nur senin karın mı? Ha? Sevgilin mi? O senin eski karın. Anlıyor musun? Eski karın. İster o adamla oyun oynar, ister el ele tutuşup dünya turuna çıkar. Sana ne? Ya sana ne, sana ne? Sen kimsin? Ya bak, şimdi hırsımı... Ha, benden mi alacaksın hırsını? Al benden hırsını. Al benden hırsını. Zaten ala ala bitiremedin hırsını. Ne hırsmış be arkadaş? Ne hırsmış ben anlamadım ya. Ya Allah aşkına. Bir sakin kafayla bir düşün be birader. Kırıp dökmeden bir düşün. Ne olursun ya? Ne olur? Şu Allah'ın verdiği beyinle bir an olsun bir düşün ya. Tamam. Gel. Otur. Otur, otur. Tut ki Nur oyun oynadı diye. Niye yaptı sence bunu? Hı? Söyle bana niye yaptı? Spor olsun diye mi yaptı? Hobi olsun diye mi yaptı? Ya daha geçen gün İcdal elinde Mert'le kızın kapısına dayanıyor ya. Ne diyorsun abi sen? He? Fırsatçının eline düştü diye asıp kesene kadar kendine bir sordun mu? He? Dedin mi acaba bu kız magazin sayfalarına düşe kalka niye böyle bir oyun oynuyor diye? Ulan utanmaz herif. Gece gündüz gidip kızın evini basıyorsun, tamam mı? Yani bak ben daha o kızı kaçırmanı, tamam mı? Hapsetmeni daha söylemiyorum bile. Sen çıkıyorsun, arkandan İcdal, karnında bebek elinde çocukla kapısına dayanıyor. Elin saf be birader. Yani bu kız senden kurtulmak için affedersin, oyun da oynar, adak da adar yani. Ama seviyor. Seviyor beni. Arkadaşım, bu kızın seni sevmek cezası mı? Ha? Bak. Sen benim kardeşimsin, tamam mı? Ben senin tarafındayım. Ama ben bile yoruldum be birader. Vallahi billahi yoruldum ya. Ya bu kız ne yapsın? Ne yapsın abi bu kız? Söyle bana, ha? Söyle. Hadi. Thank you.
Elmas, çiftliktesin değil mi? Hele şükür yani Nur Hanım. Kızım kaç Elmas, kez... Yiğit geldi mi? Hey, doğru söyle. Geldi bastı orayı değil mi? Ay, yaşıyor mu Kerem Bey? Eli nasıl oldu acaba? Kızım delirtme beni. Doğru düzgün anlatsana. Ne oldu adamın eline? Ay Nur, ne haltlar karıştırıyorsun sen ya? Beni mecbur bıraktığı şeyi yaptım. Ama bu kadar zor. Bu kadar ağır olmamalıydı. Biz neden hala birbirimizi bu kadar çok seviyoruz ha? Neden? Bak, bu bir oyunsa, tamam mı? Bunun suçlusu ne o fırsatçı dediğin adam, ne de çaresizce bıraktığın Nur. Bunun tek suçlusu sensin kardeşim. Anlıyor musun? Sensin. Bak, takkiyi önüne koyup bir düşüneceksin, tamam mı? Diyeceksin ki, bu kız beni böyle deli gibi severken neden bunu böyle bir şeye mecbur bıraktım diyeceksin. Sonra adam olacaksın. Bak önemli, insan olacaksın her şeyden önce, insan. Yani oyun olmama ihtimalini bir düşüneceksin kardeşim. Ya hiç öyle bana bakma, beni yiyecekmiş gibi bakma bana öyle. Dünyanın bin bir türlü hali var. Sonuçta sen Nur'dan boşandın, anladın mı? O özgür bir kadın artık. Ve Sancaklar da boş bir adam değil sonuçta yani. Çay, sen beni... Ben senin için söylüyorum. Anlıyor musun? Ben seni düşünüyorum kardeşim. Tamam, Nur seni çok seviyor. Siz hala birbirinize aşıksınız. Ama bunlar beraber olmanıza yetiyor mu? Ha? Ya senden kurtulmak için gerçekten o adama bir şans verdiyse? Ha? Ya sus, ya git elimden bir kaza çıkartacaksın. Bak, ben senin için söylüyorum. Ne olursun beni dinle. Otur, bir kere de olsun sakin kafayla bir düşün. Küçük bir ihtimal olsa da bir düşün, tamam mı? Hayal kırıklığına uğrama. Oyunsa da gerçekse de Nur'a karışma hakkın olmadığını unutma. Ulan oyununu hazmettik de gerçeğini mi düşüneyim bir de? Ha? Gerçeğini mi düşüneyim?